Bu fanları nasıl kökleriz? Bu fanları kökleme uygulaması hangisi? 256 GB'lık bir tane MacBook tercih ettiniz ve bu MacBook'ta kesinlikle olması gereken yer açmak için bir uygulama var. RAR dosyalarını açmak istiyorsunuz ama hangi uygulamayı kullanmalısınız? M1'e Windows yüklemeye çalıştınız ama Windows olmadı. Olur olur. Selamlar kanalıma hoş geldiniz. Videonun girişinden de anlayabileceğiniz gibi sizin için M1'in en verimli uygulamalarını derledim arkadaşlar. Bu uygulamalar kendi kullandığım, sizin de beğenebileceğinizi düşündüğüm, en verim aldığım M1 ile birebir optimize çalışan uygulamalar. Hatta kullanmadığım uygulamaları bile sizler için yükledim. Sizin yararlı olabileceğini, sizin kullanabileceğinizi düşündüğüm uygulamayı yükleyip deneyimledim. Ve bunlara tek tek birlikte bakacağız. İsterseniz hiç zaman kaybetmeden gelin bilgisayara geçelim. Fakat geçmeden önce destek olmak adına şimdiden bu videoyu beğenebilir ve kanala abone değilseniz abone olarak bana destek olabilirsiniz diyorum ve hadi gelin bilgisayara geçelim. Evet arkadaşlar herhangi bir sıralama yapmadım. Burada birlikte benim uygulamalarım üzerinden ilerleyeceğiz. Şöyle beraber bakalım. Burada AVG Cleaner uygulaması var. Bu uygulama arkadaşlar aslında şu uygulamanın muadili oluyor. CleanMyMac uygulaması arkadaşlar videonun girişinde de bahsettiğim gibi eğer ki düşük kapasiteli bir SSD tercih ettiyseniz kesinlikle bu uygulamayı satın almalısınız diyorum. Çünkü bu uygulama ücretli bir uygulama. Az önce de gösterdiğim şu AVG Cleaner uygulaması ücretsiz olan direkt App Store'da olan bir uygulama. Ama alabiliyorsanız bu CleanMyMac'i alın. Çünkü burada da sol tarafta da gördüğünüz gibi baya teferruatlı. Tarattığınız zaman bilgisayardaki kırıntıları, silinen dosyalardaki kalan dosyaları, eklentileri sizin için bulup siliyor. Bu da bazen baya büyük yerler tutuyor. 3 GB, 5 GB, 10 GB gibi yerler tutuyor. Emin olun eğer kapasitesi ufak ufak olmasına gerek yok. 512 bile alsanız belirli bir zamandan sonra bu kırıntıları baya temizlemeye ihtiyacı duyuyorsunuz. Bu uygulama kırıntı temizlemek için yani bilgisayarınızın depolamasına yer açmak için kullandığımız uygulama. CleanMyMac. Bu AVG Cleaner uygulaması da onun muadili oluyor. Aynı aslında aynı şekilde çalışıyorlar. CleanMyMac biraz daha teferruatlı arkadaşlar. Bir diğer uygulamamız da Encrypto. Encrypto da size dosyalarınızı sıkıştırmaya yarıyor. Nasıl sıkıştırmaya yarıyor? Örnek veriyorum. Buradan bir PNG dosyasını aldım. içine attım. Password girmemi istiyor. 1, 2, 3, 4 girdim. Ve Encrypt dedim. Şu an sıkıştırıyor ve sıkıştırdı. Nereye kaydedeyim diyor. Buradan masa üstüne dedik ve masa üstüne gördüğünüz gibi geldi. Açmak için çift tıkladığım zaman bana şifreyi soruyor. 1 2 3 4'ü giriyoruz. Arkadaşlar ve açıldı. En kripto uygulaması da söylediğim gibi dosyaları şifreli bir şekilde rarlamanıza yarıyor. Bir diğer uygulamamız da amfetamin. Amfetamin ne işe yarıyor arkadaşlar? Amfetamin üst barda çalışan bir uygulama. Gördüğünüz gibi bu üst tarafta sağ klik yaparsanız yukarı geliyor. Böyle yani sağ klik yaptığınızda aktif oluyor. Buradan eğer şu seçeneği kaldırdığınız anda Bilgisayarınızın kapağını kapattığınız zaman uyku moduna geçmiyor. Bu da ne zaman sizin ihtiyacınız olabilir? Bir çalışma masası yapmışsınızdır kendinize. Monitörünüz var, klavyeniz var, mouse'unuz var. Şu an mesela benim kullandığım mouse gibi. Sisteminiz var. Monitörünüz karşınızda. Ve Mac'in kapağını kapatarak hem Mac'in gücünü daha minimalist seviyeye indirmiş oluyorsunuz. Hem de yaptığınız işlemleri Mac kenarda bir kasa gibi çalışıyor. Siz de bu işlerinizi yürütebiliyorsunuz. Ya da herhangi bir şey indirirken ekranı kapatma isteği duyduğunuzda kendisini uyku moduna almıyor. Tekrardan işaretlediğim zaman şu an alıyor. Amfetamin de kapak kapanınca uyku moduna geçmemeye yarıyor arkadaşlar. Bir diğer uygulamamız da magnet uygulaması. Magnet uygulaması da bilgisayar açıldığı zaman otomatik olarak çalışan ve gördüğünüz gibi yukarıda olan yukarıdaki menü çubuğunda olan bir uygulama. Bu uygulamamız ne işe yarıyor arkadaşlar? Hemen onu söyleyeyim sizlere. Bir safari sayfası açtım. Buradan da Google diyelim. Biliyorsunuz Windows kullananlar haşır neşirdir bu olaya. Windows'ta bu ücretsiz pencere istediğimiz yere koyarak konumlandırabiliyoruz. Fakat bu ne yazık ki Apple'da bu şekilde yürümüyor. Çünkü Apple'ın böyle bir şeyi yok. Pencereyi normalde yaptığınız zaman sol tarafa gidiyor. Fakat bu Magnet uygulaması bize sol tarafa yaptığımız zaman, işte üst tarafa yaptığımız zaman, üste, sol yaptığımız zaman sola yapışmasını sağlıyor. Ya da buradan direkt pencere açıkken istediğiniz konumu siz seçebiliyorsunuz. Mesela sol ince dedik. İşte buradan direkt üste ya da direkt alta bu şekilde magnet sayesinde konumlandırabiliyorsunuz. 3-4 dolarlık bir uygulama arkadaşlar ama olmazsa olmaz denilebilecek bir uygulama ve M1 optimize çalışıyor. Gelelim bir diğer uygulamamıza WhatsApp. WhatsApp günümüzde telefonda olmazsa olmazlar arasında belki de telefonda en çok kullanılan mesajlaşma ve görüşme için kullanılan uygulama. Bunu da Macbook'ta deneyimlemek Baya eğlenceli oluyor. Telefondan biraz daha uzaklaşıyorsunuz. Çalışırken ya da herhangi bir işinizi yaparken Whatsapp'tan gelen bildirimleri, fotoğrafları vesaireleri buradan cevaplayabiliyorsunuz. Yani Whatsapp'ınızı Macbook'unuza kullanabiliyorsunuz. Dilerseniz yükleyebilirsiniz. App Store'da var arkadaşlar. Darkroom fazla detayına girmeyeceğim. Fotoğraf editleme uygulaması. Ücretli bir uygulama. Aynı böyle nasıl söyleyeyim luminer tarzı bir uygulama. O şekilde çalışıyor. Bir diğer uygulamamız ise Opera. Opera. Direkt Opera'daki aslında ben bütün tarayıcılardan bahsedeyim. Ben 3 tane tarayıcı kullanıyorum arkadaşlar. Opera, aşağıda gördüğünüz gibi Google Chrome ve Safari. Opera'yı kullanış sebeplerimin başlıca sebebi VPN arkadaşlar. VPN kullanıyorum çünkü dışarıdan Amerika'dan vesaireden Netflix'e bakıyorum. Diğer ülkelerin Netflix'te olan filmlerine bakıyorum. Ya da oralardaki VPN işlerimi yani oralardaki işlerimi, internet sitesindeki IP işlerimi Opera'dan hallediyorum. Google Chrome'u kullanış sebeplerimin en başına gelen şey YouTube'a içerik ürettiğim için. YouTube'un bazı eklentileri var arkadaşlar. Bu eklentiler Google Chrome'la böyle bir bütün olarak çalışıyorlar. O sebepten dolayı o eklentiler yüzünden Google Chrome kullanmam gerekiyor. Ama gündelik hayatımda genel olarak Safari kullanıyorum. Bütün şifrelerim, her şeyim Safari'de. Yani ben internet tarayıcısı olarak sadece Safari kullanıyorum arkadaşlar. Bir diğer uygulamamıza geçelim. InFilter, Bu da arkadaşlar gene bir filtre uygulaması. Ücretli bir uygulama. Bayağı da pahalı. Biraz deneyimledim. Ondan sonra bıraktım. Hatta şöyle direkt sileyim. Fazla da tavsiye etmiyorum. The Anarchiva. Bu da arkadaşlar RAV dosyalarını açmak için kullanılabilecek biçilmez kaftan. App Store'dan direkt indirebilirsiniz. Ücretsiz. Bütün rar uzantılı dosyalarınızı, sıkıştırılmış dosyalarınızı takır takır açar. Kesinlikle olmazsa olmazlar arasında. Google Chrome'dan bahsetmiştik. Bir diğer uygulamamız da Spotify. Spotify'da biliyorsunuz hepimizin artık telefonumda olan müzik dinlememize yarayan bir uygulama. Bu da çok optimize çalışıyor. Özellikle telefonunuzda varsa telefonunuza dinlerken bıraktığınız zaman Mac'e geçmek istiyorsanız otomatik olarak buraya geçebiliyorsunuz. Güzel, optime çalışan bir uygulama. Clean My Mac ilk videonun Clean My Mac videonun başında da sizlere bahsettiğim alan açma ve kırıntıları temizleme uygulaması. Final Cut Pro arkadaşlar kesinlikle M1 alan arkadaşlara özellikle video işiyle uğraşıyorlarsa şiddetle tavsiye ettiğim bir video edit programı. <laughs> Diyorum ki ben kendi kendime ya bu profesyoneller hep Final Cut kullanıyor. Böyle örnek aldım film makerlar var. Bakıyorum böyle videograflar inanılmaz. Herkes Final Cut Pro kullanıyor. Neden kullanıyorlar falan girince anladım. Hem pratik hem güzel hem pluginler, templateler inanılmaz böyle optimize çalışıyor. Mükemmel bir uygulama. Gördüğünüz gibi 3 yazıyor burada. 90 günlük bir deneme süresi var. Ben bunu denedim. Şu an deneme sürümündeyim. Çok az kaldı ama bitince deneme sürem lisanslı bir şekilde alacağım arkadaşlar. Kesinlikle M1 kullanıp video işiyle uğraşıyorsanız Final Cut Pro'yu deneyimlemenizi tavsiye ediyorum. Muhteşem bir render süresi var arkadaşlar. Uçak gibi render alıyor. Şimşek gibi render alıyor. Bir de uygulamalarımız da burada ne varmış? Pardon. Burada ben Creative Cloud üyesiyim. Yani Adobe üyesi olduğum için burada Creative Cloud dosyası yapmıştım. Burada Cinema 4'ümüz var arkadaşlar. Burada da benim Adobe uygulamalarım var. Adobe lisanslı kullandığım için en çok kullandığımdan en az kullandığıma doğru sıraladım. İlk uygulamam Photoshop, Lightroom, Lightroom Classic. Öteki Lightroom'da aslında App Store'da olan Lightroom. ikisi aynı şey yarıyor. Bu, bu nedir diye merak etmeyin. Premiere Pro, After Effects ve Audition. Ve Media Encoder. Audition'ı ara sıra kullanıyorum. Ses böyle profesyonel ses edit yapmak istediğim zaman onu kullanıyorum. After Effects'te animasyonlar, geçişler falan yapıyorum. Premiere Pro'dan biraz uzaklaştık arkadaşlar bu Final Cut Pro. Vicdansız bizi uzaklaştırdı Premiere Pro'dan. Media Encoder'la format değiştiriyorum. Video formatlarını vesaire formatlarını Instagram için vesaire format değiştirme uğraşıyorum. Bu Illustrator'da yeni indirdim. Yeni yeni alışıyorum. Çok güzel çizimler ve logolar yapmaya başladım. Çok eğlenceli bir Uygulama tavsiye ederim. Zaten akrobatları biliyorsunuzdur. Beta'da en bir için optimize edilmeye çalışan, üzerinde çalışılan bir uygulama beta versiyonu. Ama inanın Final Cut Pro ile aynı seviyelerde render alıyorlar diyebilirim. Final Cut Pro'nun bana arayüzü çok güzel geldi. Sadece takıldığım bir noktası var. O e, timeline kısmı yapışkan arkadaşlar. Özgürce çalışamıyorsunuz. Belki o sorunu hallederlerse daha da böyle güzel olabilir Final Cut Pro. Devam edelim. Arkasında ofis uygulamalarım var. Excel, Word, PowerPoint en çok kullandıklarım. Şimdi diyeceksiniz bunlara ne gerek var? Keynote Page bunların işini görmüyor mu? İnanın Apple'ın kendi ürünleri Keynote Page işi görüyor. Fakat arkadaşlar bunlardan da vazgeçilmiyor. Çünkü bunlar inanın profesyonel ofis uygulamaları. Bunların yaptığı işi Keynote Page tam anlamda bana göre yapamıyor. O sebepten bunları aldım arkadaşlar. Burada Sony kamera yazmışım. Sony kameramın şu kontrol, canlı kontrol uygulaması. Bu çektiğim RAR fotoğrafları direkt kamera RAW tarzı bir şey. Editlenecek bir program. Remote bu şekilde giriş sağlayan bir yani webcam vesaire yaparken giriş sağlayan bir uygulama. Weaver'da çektiğiniz fotoğrafları canlı olarak gördüğünüz bir uygulama. Jumpshire. Jumpshire ne işe yarıyor arkadaşlar? Direkt sizin için Jumpshire'ı açtım. Jumpshire yukarıda mini çubuğunda yaşayan bir uygulama. Aslında bunu da çok seviyorum. Çok pratik bir uygulama. Hemen gösteriyorum ne yaptığımızı. Buradan bu uygulama ya da fotoğraf, dosya yollamak istiyorum arkadaşıma. Direkt Jumpshare'ın üstüne bırakıyorsunuz arkadaşlar. Kendisi size bir link oluşturuyor. Jumpshare'ın içine giriyorsunuz. Yükledi, link diyorsunuz ve yollamak istediğiniz kişiye. E-mesajda, Whatsapp'ta istediğiniz şekilde bunu ulaştırıyorsunuz. O link üzerinden video, fotoğraf. Yani bir nevi V transferi biliyorsanız V transfer tarzı bir şey. Fakat daha pratik ve daha hızlı upload ediyor. Çamşayır'da yukarıda çalışan bir uygulama. Evet arkadaşlar geldik şimdi Macfan kontrol. Bana yorumlarda inanılmaz derecede sorulan ve DM olarak da sürekli aldığım ya bu fanları nasıl köklüyorsun bu fanları köklüyorsun ne işe yarıyor vesaire gibi arkadaşlar bu fanları köklemeniz ne işe yarıyor Örnek veriyorum cihazı yüke bindirdiğiniz zaman yani yüke bindirmek ne demek Çalıştığınız cihazda video editleriniz vesaire yaptınız. bu videonun renderini almak istediğiniz zaman cihaza yük binmiş oluyor ve cihazın işlemcisi ısınıyor. Bu sebepten ötürü kendisi otomatik olarak sensörler fanları çalıştırıyor. Fakat bunu siz ona bırakırsanız çalıştırması için güç ve performans düşüklüğü oluyor. Yani render süreniz uzuyor makine biraz böyle yükten dolayı sıkışıyor. Siz eğer ki tam rendere başlamadan bu fanları köklerseniz aynı şu şekilde. Bu arada Mac Fan Control'de yukarıdaki menüde yaşayan bir uygulama. Burada gördüğünüz gibi... Sol tarafta pervanenin dönüş hızı kaç RPM ile dönüyor. Sağ tarafta da sıcaklık işlemcinin sıcaklık derecesi yazıyor. Burayı tıklayıp tam patlama derseniz. Bilmiyorum duyuyor musunuz? Şöyle yapayım. Arkadaş sesi bile güzel ya. 7210 RPM. Şu an 7177 RPM ile dönüyor fanlar. Ve 29.7 derecede fanım. Bir daha basıyorsunuz otomatiği alıyorsunuz. Yani fanlar bu şekilde kökleniyor arkadaşlar. Linki aşağıya bırakıyorum. Hadi gelin devam edelim. Evet, bir diğer uygulamamız da arkadaşlar Google Photos. Bu uygulamada Google'un bizlere sağlamış olduğu çok güzel bir uygulama. Bizim için fotoğraflarımızı yedekliyor ama kendi istediği kalitede yedekliyor ve sınırsız yedekliyor. Eğer fotoğraflarınızı ücretsiz bir yerde yedeklemek istiyorsanız kesinlikle bunu kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bir diğer uygulamamız derken karşıma CSGO geldi. CSGO'yu ara sıra arkadaşlarımla sohbet muhabbet olsun diye stres atmak için giriyorum arkadaşlar. Sinema Grade bu da arkadaşlar Final Cut Pro'nun bir plugin'i. Yani Color Grade yapmak için, renk yapmak için bir plugin. Güzel bir şey. Araştırırsanız sizler de eğer Final Cut kullanırsanız güzel bir eklenti bu da. Rode Central bu da yeni Rode Wireless Go 2'lerle birlikte gelen Rode Central uygulaması. Çok pratik bir şekilde eğer güncelleme geldiyse birini yapabiliyorsunuz. Rode'ları buradan kontrol edebiliyorsunuz, buradan kayıt yapabiliyorsunuz. Bu da bunun için bir uygulamam. Colorize 4, Denoise 3 ve Red Giant Link. Bunlar da arkadaşlar aslında birer plugin. Ne plugini? Ben ikisini de kullanıyorum. Hem Final Cut Pro'da hem Premiere Pro'da da kullanıyorum. Denoise'a videonuzdaki denoise'ları inanılmaz bir şekilde alıyor. Eğer bilmiyorsanız tavsiye ediyorum. Bu da renk yapmaya yarıyor arkadaşlar. Renk yapmak için bir plugin. Devam edelim. Evet mesela ben bunu kullanmıyorum arkadaşlar. Isto i̇şte Dins Pro. Ben bunu kullanmıyorum. Sizin için indirdim. Öğrenci arkadaşlarım için indirdim. Üniversiteye giden ya da liseye giden ya da okula giden arkadaşlarım için mükemmel bir uygulama. Güzel kısmı da komple Türkçe olması. Burada eğitmenlerinizi yazabiliyorsunuz tek tek. Yani öğretmenlerinizi yazabiliyorsunuz. Burada tatil günlerinizi belirleyebiliyorsunuz. Burada zaten cloud üzerinden gerekleme yapıyor. Genel bakışı buradan görüyorsunuz. Ödevlerinizi buraya yazabiliyorsunuz. Bölüm bölüm. Buradan planlayıcı yapabiliyorsunuz. Kendinize görevler verebiliyorsunuz. Ödevle ilgili bunları yapabiliyorsunuz. Ders programı yapabiliyorsunuz. Yani baya kapsamlı bir uygulama. Burada günler var bakın. 14'üne geldim. İşte 16'sına geldim. Bu arada takviminizde eş zamanlı çalışıyor. Takviminizde bir görev varsa o görevleri de görüyor arkadaşlar. Buradan takvim üzerinden ders programınızı bütün özelliklerinizi, ödevlerinizi, işte teknik ödevlerinizi bütün hepsini tek tek görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu geçelim. Buradan kapatalım. PDF Element 7. Bu uygulamada arkadaşlar sizlere PDF dosyalarını çok kapsamlı bir şekilde editlemenizi sağlıyor. Yani PDF üzerindeki renkleri değiştirebiliyorsunuz. Yazı karakterini değiştirebiliyorsunuz. Ekleyebiliyorsunuz, çıkarabiliyorsunuz, kesebiliyorsunuz yani pdf editte bir numaralı bir program. Size de bunu, sizin için bunu ekledim ve yükledim ve denedim çok güzel ve muazzam çalışıyor. CopyClip, arkadaşlar CopyClip de gene yukarıdaki menüde çalışan bir uygulama ve şu atış işareti. Ne işe yarıyor arkadaşlar CopyClip? Şu an bir metin kopyaladım ya da bir cümle kopyaladım, birine yolladım ya da mail attım bir şekilde üzerinden zaman geçti. 3 saat sonra kopyaladığım şey bana tekrar lazım oldu ama uçta gitti yok. İşte copy clip sizin bütün kopyaladığınız yani comment C yaptığınız bütün her şeyi kendi hafızasına kopyalıyor. İleride ihtiyacınız olursa oradan bakıyorsunuz. Buradan ulaşıyorsunuz. Kopyaladığınız şeyler de burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bir diğer uygulamamız da Twitter. Bilmiyorum Twitter'ı kullanıyor musunuz? Twitter kullanıcısı mısınız? Ben ara sıra giriyorum. Twitter uygulamasını isterseniz indirebilirsiniz. Ben şu tweet'deki yeni keşfettim. Çok hoşuma gitti. arayüzü mükemmel. Sol tarafta ana sayfanız var. Burada bildirimleriniz var. Burada trendler ve burada da DM'leriniz var. Böyle bir arayüz yapmışlar. Bütün hepsine tek bakışta erişebiliyorsunuz. Bence güzel olmuş. Kullanıyorum. Bir diğer uygulamamız da Chichit arkadaşlar. CheatSheet de gördüğünüz gibi simgesi bu. Yukarıdaki menüde çalışan ve görmediğiniz bir uygulama. Diyelim ki Kısa yollarla fazla haşır neşir değilsiniz. Kısa yolları fazla bilmiyorsunuz. Ya da Windows'tan yeni geçiş yaptınız. Ve hangi tuş yeni sekme açıyor ya da hangi tuş yapıştırıyor, hangi tuş kopyalıyor bunları bilmiyorsunuz. Sizin için mükemmel bir uygulama. Dediğim gibi arka planda çalışan bir uygulama. Google Chrome çek mesela. Google Chrome'un birincil size bütün kısa yollarını gösteriyor. Comment tuşuna basık tutuyorsunuz. Ve karşınıza bu sayfa açılıyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi işte comment, z, geri al vesaire kopyala yapıştır. Size bütün Google Chrome'un bütün birincil kısa yollarını gösteriyor. Örnek veriyorum Final Cut Pro'da vesaire desiniz. Aynı işe yarıyor fakat birincilleri gösteriyor. İyice profesyonel kısa yol tuşlarını araştırarak öğrenmeniz gerekiyor. Yani aslında gösterdikleri bakın şuradaki şeyler arkadaşlar. Gördünüz mü? Düzenleri mesela kopyala kes. Size hepsini bir yere topluyor. Buradan görüyorsunuz. Aslına bakarsanız güzel bir uygulama. Bir sonraki uygulamamız da Time Weaver. Mirror. Time Weaver'da çevremde akrabalarım ve tanıdıklarım arasında çok bilgisayar vesaire kullananlar var. Ama biraz teknolojiden uzaklar ve ben onlara uzaktan yardım ediyorum. Yani bu uygulamayı sevmiyorum aslında. Hep onlara yardım ediyorum. Ama olsun yardım ede de büyüyoruz. Biz de kendimizi yardım edede ede geliştiriyoruz arkadaşlar. Bir de uygulamamız da Urban VPN Deskop. Bunu da yeni keşfettim. Türkiye'nin IPC ile bazen yurt dışında yaşadığım için bazen işim oluyor. Bu sebepten dolayı Türkiye IP'sine bağlanıp oradaki işlerimi halletmek babında güzel ve çalışan bir VPN uygulaması deneyimlerinizi tavsiye ederim. Bir diğer uygulamamız Nvidia'nın GeForce Now uygulaması. Bu uygulamada arkadaşlar inanılmaz bir çağ atlamış GeForce. Açtığınız zaman üyelikle giriyorsunuz ve sizi GeForce'un kendi makinelerine bağlıyor. RTX 3060'lara falan bağlanıp oyun oynuyorsunuz online olarak. Güzel bir uygulama. Bakıyorum şöyle başka bir şey var mı? Uygulamalara geçeceğim. Buradan devam edeceğim. Çok uzun oldu video biliyorum ama ben de elimden geldiğince kısa tutmaya çalışıyorum. Ee, Media Player olarak VLC kullanıyorum arkadaşlar. Bütün kodları açıyor. Kafanız rahat olsun. Audacity çok kısa böyle ses editlerinde kullanıyorum. Hemen arka sesi yok edip böyle bir şeyler yapmak için kullanıyorum. Master Horse arkadaşlar. Bu da Premiere Pro'nun bir eklentisi, bir plugin'i. Güzel geçişler, yazı efektleri, ses efektleri var. Steam zaten bilen biliyordur. Luminar 4'ün ve Luminar AL var. Bunlar da çok hızlı bir şekilde fotoğraf editleyeceğim zamanlarda bunları kullanıyorum. Şu app cleaner'a en son geleceğim. Color Final bu da color correction ile ilgili. Renk editinde kullanılıyor. Final Cut Pro'nun bir eklentisi. Notion arkadaşlar eğer Notion'ı bilmiyorsanız çok güzel arkadaşlar anlatan arkadaşlar var. Bu sadece bir video konusu 5-10 dakika 20 dakikalık bir video konusu. Hemen girip kısaca sizlere göstereyim. Notion hem telefonunuzda hem bilgisayarınızda aynı anda eş zamanlı kullanabileceğiniz bir not uygulaması arkadaşlar. Buradan alış işte alışkanlıklarım demişim, işte haftalık ajanda demişim, hedeflerim, seyahat planlaması. Buradan projeler, YouTube video projeleri, işte kısa notlar, görevler inanılmaz bir şekilde sizi organize eden bir not uygulaması arkadaşlar. Bunu şiddetle bununla ilgili videoları izleyip eğer seviyorsanız not almayı ve düzenli çalışmayı çok güzel bir uygulama. OBS ve Streamlabs bunlar da canlı yayınlar için kullanıyorum. Çok kısa sürede tekrardan smartwatch çekilişi yapacağım canlı yayında. Bu sebepten dolayı bu ikisini canlı yayın için kullanıyorum. Gelelim şimdi App Cleaner'a. Bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Bunu açıyorsunuz böyle bir sayfa çıkıyor karşınıza. Şunu unutmayın. Macbook'tan herhangi bir dosya sildiğiniz zaman onun kırıntıları kalıyor. Bunu zaten konuşmuştuk. Dosyası kalıyor, bir parçası kalıyor, bir şeyler oluyor. Eğer ki silmek istediğiniz dosyayı direkt bunun içine atarsanız arkadaşlar. Diyelim ki bu dosyayı silmek istiyorsunuz. Gerçi bunu silmek için ona gerek yok da. Ee, uygulamayı silmek istiyorsunuz. Bunun içine attığınız zaman bakayım şöyle silmek istediğim bir şey varsa. Evet şunu mesela kendim için indirmemiştim. Direkt App Cleaner'ın içine attığınız zaman bakın App Cleaner'ı ve arkasından onunla birlikte gelen dosyaları buluyor. Remove dediğimiz zaman sildi. Bu dosyayı uçurdu arkadaşlar şimdi. Yani bu uygulama gitti. Ve öyle bir gitti ki ondan eser yok yani. Arkasına hiçbir kırıntı bırakmadan. Bu da kesinlikle olmazsa olmazlar arasında. App Cleaner'ı kesinlikle kurun ve kullanın arkadaşlar. Şöyle bakıyorum atladığım başka bir şey var mı? Yok. Evet Windows'u en sona bıraktım. En bire Windows kurmak istediniz ve kuramadınız. Evet haklısınız kuramazsınız çünkü sorun veriyor Bootcamp tarafında. Ama ne yapabilirsiniz? Onun da bir ufak da olsa bir pratik yolu var ama ücretli bir pratik yolu. Google'a geliyorsunuz arkadaşlar. Paralel desktop yazıyorsunuz. Parallels Desktop'un arkadaşlar şöyle bir sitesi var. Siteye girdiniz. Sizin için Chrome'dan girdim ve Türkçe'ye çevirsin. Evet Mac'de Windows'u çalıştırın. Yeni Mac için dediği arkadaşlar M1'lerde bu çalışıyor. Ben videolarında gördüm. Ücretsiz de ben bunu denedim. M1'lerde Windows'unu sanal olarak çalışıyor. Bakın burası M1'in ekranı olarak düşünün. Bu burada bir pencere olarak çalışıyor. Yani Mac işletim sisteminizi kapatıp Windows'u açma Bootcamp kullananlar bilir ya da görenler görmüştür. Normalde bilgisayar açıldığı zaman size iki tane hard disk gibi gösterir. Mac mi açılsın, Windows mu açılsın diye gösterir. Windows açarsanız Mac'i açmamış olursunuz işletim sistemini. Windows'ta devam edersiniz. Sonra Windows kapatıp Mac'e geçmeniz gerekir vesaire. Burada olay... Bakın Mac çalışırken Windows'u size sanal olarak açıyor. Sanal bir pencere olarak açıyor. İnanılmaz muazzam bir uygulama. Fakat birazcık arkadaşlar bahalı. Yeni lisans diyelim mesela. Bu Pro sürümü arkadaşlar. 100 Euro'muş yıllık. Bu da bir seferlik diyebiliyorum. Tek seferlik satın alıyorsunuz. 100 Euro'ya yıllık alırsanız bu para arkadaşlar. Ücretsiz deneyimlemek isterseniz deneyimleyebilirsiniz. Windows olmazsa olmazımız biz AutoCAD falan yüklüyoruz demek istiyorsanız, yüklemek istiyorsanız Windows'a kesin ihtiyacınız var. O zaman AutoCAD'in yıllık 25 bin dolar falanmış lisansı. Bu tarz bir çözüm denenebilir diyorum arkadaşlar. Ve videoyu burada sonlandırıyorum. Ekranımı kapattım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizlerden çok çok özür diliyorum. Biraz uzun oldu. Fakat bu uygulamalar var benim kullandığım M1 ile optimize çalışan sizlere bunları anlatmak istedim dilim döndüğünce. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle.